Renklerden ilham alan, ruhunuzu besleyen, enerjik tasarımlarını bizlerle buluşturan konuğumuz Şebnem Celepoğlu Dindar'la birlikteydik. Kendisine muhteşem tasarımlarının oluşum aşamalarını sorduk. Bakalım bize yanıtı ne olmuş? Sizleri daha yakından tanıyabilir miyiz öncelikle? Ben Şebnem Celepoğlu Dindar. Yeditepe Üniversitesi Uluslararası Ticaret Yönetimi bitirdikten sonra Türkiye'nin en iyi reklam ve event ajanslarında iş deneyimi fırsatı yakaladım. Sonrasında da kendi ajansımı kurma şansını yakaladım. 2009 yılından beri Eventree ve Think & Talk'un yönetici ortağı olarak çalışmaktayım. Ben boş durmayı seven bir insan değilim. Sanırım mesleğimle de alakalı. Bir proje oluşturmayı ve onu tamamlamayı çok seviyorum. Ayrıca iyi bir hobi insanıyım. Mesela çok sıkı bir Lego koleksiyonum var. Onun dışında her hafta sonu yaklaşık böyle 50-60 kilometre bisiklete biniyorum. Teknolojiyi yakından takip ediyorum ve genel olarak bütün bu durumların beni rahatlattığını ve zenginleştirdiğine inanıyorum. Aslında en önemlisi eğleniyorum ve keyif alıyorum. En güzel tarafı da sanıyorum bu olmalı. Evet. Bildiğimiz gibi birbirinin en güzel tasarımları bizlerle buluşturuyorsunuz Şebnem Hanım. Bu süreç, bu hikaye sizler için nasıl başladı? Dinleyebilir miyiz? Bir şeyler tasarlamak evet hep ilgi alanımdaydı. Fakat bu alandaki yolculuğum bir arkadaşımın beni teknesine davet etmesiyle başladı. Aslında tekne bu anlamda atölye. Çok sevdiğim bir dostum bir atölye açmıştı. Ve ben de onun atölyesine gittim. İşte açıkçası aynı tekne benzetmesi gibi. Orada bir anda büyülendim. Denizi gördüm, güneşi gördüm, rüzgarı hissettim. Zorlukları ve güzellikleri bir anda gördüm. Ve bu maceraya atılmaya ben de karar verdim. Sonrasında tabii farklı atölyelerde farklı kaptanlarla çalışma fırsatım ve kendimi geliştirme fırsatım oldu. Hali hazırda kendi minik teknemde bir rotada, dümenin başında deneyimleyerek devam ediyorum. Çok da güzel tasarımlara imza attığınızı söyleyebilirim. Ellerinize, emeklerinize sağlık. Dinlemek istiyorum sizlerden. Neler yapıyorsunuz, neler tasarlıyorsunuz Şebnem Hanım? Buradaki asıl amacımız, yani aslında tasarladığım şeyler iyi hissettiren aksesuarlar. Renklerden ilham alan, yaşayan, hayat dolu, ruhu olan enerjik tasarımlar ile böyle bütün müşterilerimi buluşturmaya çalışıyorum. Tasarım süreci şöyle başlıyor aslında. SolidWorks üzerinden teknik çizimlerini oluşturuyoruz, tasarımlarımızı oluşturuyoruz ve ajansımızda bunları 3D printer üzerinden çıkartıyoruz ve modelleme aşamasına geçiliyor. Modellemeden sonrasında da üretime geçiyoruz. Peki bahsettiğimiz bu tasarımlarda kullanmış olduğunuz malzemeler neler oluyor daha çok ve artıları neler? Sizlerden dinleyebilir miyiz? Tabii ki seramik dünyası bambaşka bir dünya ve bir sürü aslında farklı çamur var. Ben burada porseleni seçtim. Çünkü kaliteyi oluşturan unsur gendir diye düşünüyorum. O genin de bir geçmişi, hafızası, güçlü ve arzu edilen bir hikayesi vardır. Porselen de böyle bir hikayeye sahip. Geçmişi hatırlıyor, zamana karşı dirençli, özelliklerini zekice ve farklı bir şekilde günümüze aktarıyor. Bu sebeple porselen çalışıyorum. Gerçekten ürünlerinizi incelediğim zaman çok şirinler hepsi, çok güzeller. Peki kullanıcılarınız neler söylüyorlar size ürünleriniz hakkında? Nasıl yorumlar alıyorsunuz daha çok? Yani sanırım burada tasarımla beraber renkler devreye giriyor. İnsanlar kendi enerjilerini tamamlayan renkleri ve ürünleri tercih ediyorlar. Ve sonunda kahvelerini yudumluyorken aldıkları diğer ürünlerle beraber o renkleri görünce mutlu olduklarını söylüyorlar. Bir arkadaşımın yorumu şu şekildeydi. Tasarımlarım sıra dışı ama absürt değil, cesur fakat saldırgan değil, mükemmel ama ukala değil. Şu ana kadar bu şekilde bir yorum aldım. Şebnem Hanım'la rengarenk bir sohbet gerçekleştirdik bugün. Eğer tamamını izleyemediyseniz ya da ortalarında eşlik etmeye başladıysanız sosyal medya üzerinden tamamını izlemenizi öneriyorum. Hoşçakalın. Sky Medya'nın sunduğu Lifestyle sona erdi.